Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığı ve İniyorları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu renklerle somon ve vişne çürü rengiyle şöyle bir tonlama yaparak sizler için bir fıstık modeli hazırladım. Şu şekilde kalem oyası altı Ve yapraklarını da Hişne çürüğü Şöyle açıklık oyunu yaparak tonlama yaptım Yaprakların yeşil olması şart değil Bu her renk tülbente gider arkadaşlar mesela Pembe tülbente olsun mavi tülbente olsun o tülbentin renginden yaprakları yaparak öyle tonlama oluşturabilirsiniz istediğiniz renkle Evet şöyle bir de tülbentin üzerinde göstereyim sizlere farklı bir altına zemin koyarak evet. Bakın. hoş oldu arkadaşlar şöyle daha net yakın plan tutayım evet. modelimiz bu çok yakından da tuttum İnşallah net bir şekilde de gözüküyor modelimizin hemen anlatım kısmına geçelim Evet arkadaşlar. Ara mesafesini şu fıstığı kapattığım kirpikten sayıyorum ve 12 tane bu şekilde kirpik mesafesi. Trabzanlı kirpik mesafesi veriyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet. Aradaki kirpik mesafesi sayımız 12. Şimdi şöyle ilk başlarken nasıl başlayacağız? Kişi el zincir çekerek tığ battılarımızı hazırladık. Ve şöyle iki zincir çekerek bir defa tığımın başını doluyorum hemen tığ battıya girip 2 şöyle iki alarak bu şekilde bir trabzan yaptım 1 2 zincir bir defa doluyorum 2 2 olarak aldım Evet bu şekilde iki tane kutucuk yaptım direkt yuva yaparak başlıyoruz bu kirpikleri göstereceğim bitişte nasıl olsa şimdi buraya dört tane zincir çekiyorum ve ikinci kutucuğumun içine buraya sık iğne ile sabitliyorum 1-2 zincirimi çektim bir defa tığımı doluyorum yuvaya girdim 2-2 i̇ki, iki olarak aldım bakın ortadaki kirpikli trabzanımız ve yanına bir tane daha boş kutucuk yaptım şimdi buraya 8 tane zincir çekiyorum 8 zincirim şöyle tersine çevirdim. Bakın bir tane boş trabzanımız var. Üzerinde kirpik olmayan ve buraya bu 8 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bir tane de zincir çekip düz yüzüne çevirdim. Hemen buraya bir zincirle sık iğnemi sabitledim. Bir zincirimi sık iğne ile sabitledim. Tersine oldu konuştum arkadaşlar. Evet dibine de bir tane zincir çekiyorum, İpimi uzattım. Hemen buradan ön tarafından yapayım. Şöyle ilmeğimi taktım. Ee, her zaman e, pipetle fıs fısın hortumuyla deniyordum. Küçük, e, biraz da büyük olsun, farklı olsun istedim. Bu sefer de bu şekil olması için kalem kullandım arkadaşlar. Her boyutunu küçük olsun diyenler süt pipeti de kullanabilir tabii ki dibinde iki tane zincir çekiyorum hemen buraya ilmeğimi kapattım dibinde iki zincirimi çekiyorum bir iki İki zincirimi çekip ilmeğimi uzatıp bu şekilde taktım 3 oldu dibinde bir iki zincir buraya dörtüncü ilmeğimi yaptım. Bak. Bu şekilde toplamda 10 tane ilmek toplayacağız. 1 2 zincir. Bu 5. Tekrar dibinde 2 zincir. 1 2 zincir 6 Dibinde 2 zincir. 7 dibinde 2 zincir 8 dibinde 2 zincir 9 ve tekrar dibinde iki tane zincirimi çekiyorum ve 10 şimdi sayalım bakın 3 5 6-9-10 10 tane bu şekilde ilmeğimizi topladık Ve Dibinde bir tane sık iğne yapıyorum Aşağı kaymasın diye muhakkak bu sık iğneyi unutmayın Şöyle dibine bir sık iğne Sonra Hemen Bu trabzanıma inip e, Arasına Yine bir sık iğne yapıyorum Yani trabzan seviyesine inmiş oldum Şöyle bir zincirimi çekiyorum bir defa doladım hemen Yandaki tığ battıya 2 2 alarak bir trabzan yapıyorum ve 4 zincir 4 zincirden buraya tomurcuk yapacağız hazırtığımız çıkmışken şöyle kalemimizi de sıyıralım bakın nasıl yapıyorduk arkadaşlar bu dibinden şu şekilde bastırıyorduk ve kirpiklerimiz kalıp gibi açılıyordu Evet şimdi takalım çıkan ilmeğimizi 3 olmuştu dördüncüyü de bu şekilde zincirimi çekiyorum hemen kapattım trabzanıma tomurcuğum arasına bir zincirimi çektim yine bir defa tığımı doladım 2 2 olarak aldım tekrar 4 zincir kapatıyorum 4 zincirimi buraya tomurcuk olarak arasına bir zincir bir defa doladım hemen tığ battımın içine girdim 2 2 olarak aldım. 4 zincir trabzanımın arasına girip kapattım bir zincir evet, bakın arkadaşlar bu şekilde 10 tane kalemimizde ilmekleri topladık şimdi fıstıklarımızın yapımına geçelim Evet arkadaşlar şöyle ikinci tomurcuğumuzun içine şöyle ipimizi buraya sabitleyerek başlıyoruz Evet şimdi içinden iki tane de buraya bu şekilde ilmek alarak tutturdum ve 8 tane zincir çekiyorum fıstık yapımına bu yuvanın 8 zincirin üzerine başlayacağız şöyle hafif uzattım ipimi Zincirimin altından giriyorum ve üzerinde bir tane zincir çekip ipimi uzatıyorum. Bu şekilde 18 tane ilmek topluyoruz. 3 Altından giriyorum. Üstünde bir zincir. 4 Tığımda tutuyorum. Yine aynı şekilde 5 6 7 8 9 ve 10 Evet. 10 tane oldu. Şöyle bir 8 daha yapalım. 18'i tamamlayalım. 11 12 13 14 15 16 Şöyle 15 16 17 ve 18 yavaş yavaş bakın topladım daha net anlaşılsın diye şimdi bu en son ilmeği alıp hepsinin içinden başa kadar çektim bu şekilde şimdi yine bakın çektik fıstığımızı ve yeşil yuvada hani fıstık yapamıyorum olmuyor diyenler var ya arkadaşlar buraya da batıp hepsini bir çekiyorlarmış öyle değil en son çektikten sonra yeşil yuvaya girip orada şöyle dibinde bir zincir ve sık iğne ile buraya sabitliyorum. Bakın arkadaşlar şöyle bir çevireyim size doğru. Çok da güzel fıstığımız oldu. Fazla çekmemek sonuna doğru da fazla çekmeyince bu şekilde hoş güzel fıstıklarımız oluyor. Evet bu ilk fıstığımızı bu şekilde yaptık. Şimdi 5 zincirle diğer yuvaya geçelim. 5 zincirimizi iki tane ilmek alıyorum bu bir bu da iki bugün cuma olduğu için sela veriliyor arkadaşlar Bakın. 5 zincir yaprağımız için yuva hem de diğer yuvamıza geçiş için köprü olarak kullanacağız şimdi aynı şekilde 8 tane zincir çekelim 7 ve 8 şimdi buraya yine hafif ipimizi fazla değil hafif uzatıp zincirin altından giriyorum üzerinde bir zincir çekiyorum 2 ve tekrar yapalım toplandı dibinde bir zincir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 işlem aynı bakın arkadaşlar böyle ip elimin arasında tutuyorum ilmekleri 11 12 18'e tamamlayacağız yine 13 14 15 16 17 ve 18 Evet yine 18 Hepsini birden toplayacağız. Bakın yeşil yuvayı en son gireceğiz. Şimdi değil arkadaşlar. Şimdi girenler için söylüyorum. En son gireceğiz. Şimdi bütün ilmekleri sadece topladım tığımda. Biriktirdiğim ilmeklerin hepsinden geçtim. Şimdi yeşil yuvaya. Bitirdikten sonra yeşil yuvaya. Sonra oradan bir zincir dibinde çektikten sonra tığımdakinden de geçirip şöyle fıstığımı tamamlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir 2 3 4 5 zincir bu da yaprağımız için geçiş köprümüz yine iki tane ilmeği tutturuyorum bu iki tane ilmek fıstığım için yuva olmuş oluyor Evet bakın arkadaşlar bu şekilde bol bol oluyor sonra bunları yaprağımız toplayacak arkadaşlar bakın bu şekilde aranın köprüleri bol gibi olur yapınca bu bol olması iyi çünkü kirpikli güzel bir yaprak yapacağız buraya. Şimdi diğerleri de aynı şekilde arkadaşlar. Bu iki fıstık gibi diğer üç tane yuvadan da böyle fıstık yapalım. Evet bu şekilde sonuncu fıstığımızı da yaptık ve bakın kapattık. Buradan iki tane sayıyorum. Üçüncü sonuncusu biraz dibe yakın olduğu için arkadaşlar kirpiğimiz bu şekilde başta ikinci sonda da üçüncü kirpiye eşit geliyor ilmeklerimiz çok yakın çünkü hemen direkt yapmaya başladığımız için üçüncü kirpiye kapatıyorum. Şöyle dibine de bir zincirimi çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Hemen vişne türü ipimi takıp iplerimi yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu geçiş köprüsü olarak yaptığımız 5 zincirimizin içine sık iğne ile ipimizi buraya sabitliyoruz ve yaprak yapımına başlıyoruz şöyle bir iki zincirimi çektim bir defa tığımı doladım ve yuvaya girip 2 2 olarak aldım 4 tane zincir çekiyorum 4 zincirimi bu trabzanımın arasına kapatıp buraya bir tane kirpik yaptım 2 defa tığımı doladım. Hemen zincirimin arasına giriyorum. 2 2 2 alarak bu şekilde ikinci trabzanımı yaptım. Yine 4 zincir. 4 zincirimi kapatıyorum buraya kirpik olarak. 1 2 defa tığımı doladım. Ve bu 5 zincirli pembe yuvamın içine girip 1 2 2 2 alarak bu şekilde bir tık daha büyük bir trabzan yaptım yine ucuna 4 zincir 4 zincirimi kapatıyorum hemen kirpik yapıyorum geri kalan bu kısma 6 tane sık iğne 1 2 3 4 5 ve 6. Evet. Hemen dibine de yedinci sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde bakın yaprağımız hazır. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Açtı da ikisi somonla vişne çürü birbirini. Altı tane zincir çekiyorum ve şöyle arkadan dolanıp buraya köprü olarak kullandığım 5 zincirime kapatıyorum zincirimi şöyle bakıtayım arkadaşlar bakın arka görünümü bu şekilde oluyor yine iki zincirimizi çektik bir defa tığımı doluyorum hemen 2 2 olarak aldım 4 zincir 4 zincirimi kapattım buraya bir defa iki defa pardon tığımı doladım yuvaya girdim 2 2-2 yaprağımız zaten 3 kirpikten oluşuyor. Şöyle pek küçük değil ama küçük sayılacak. Yani minnak değil ama küçük sayılacak. Bir yaprak. Üçüncü kirpiğim içinde 3 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Bu sefer 1 2 2-2 Hep e, bu öbür yaptığım trabzanları 2-2 aldım en sonuncusunu 1 2 2 olarak 4 seferde aldım 4 zincirimi çekiyorum kapattım buraya şöyle şöyle bir şöyle 2 3 4 5 ve 6 ve 7 de yine bu 5 zincirli yuvanın içine girip kapatıyorum. Bu şekilde yine yaprakların arasında çok hoş duruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincir benim yaptığım fıstığımın büyüklüğüne bu 18 ilmekli fıstığın büyüklüğünün arkasına dolanmaya iyi geliyor arkadaşlar. Size 5 olur 7 olur onu kendiniz ayarlayın bu şekilde. Bir defa ta başını doladım. Yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. 4 zincir. Kapatıyorum tırabzanımın arasına tomurcuk olarak. Şöyle iki defa doladım. Hemen köprümün, yuvamın içine girip 2 2 alarak tırabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir atıyorum tığımı bu şekilde. 2 defa tığımı doladım, yuvaya girdim bir 2 2 2. Sonuncuyu 4 seferde üzerine 4 zincir ve 4 zincirin üzerine de tomurcuk bir şekilde. Şimdi 6 tane sık iğne. Bu 1 bu 2 3 4 5 şöyle 5 ve 6 Bismillah tığım dolanıyor arkadaşlar Evet yedinciyi de aynı şekilde bu zincirimin içine kapatıp yaprağımızı yine tamamladık altı tane zincir şöyle sonuncu yuvamızı da dolanıp yapalım sık iğne ile sabitledik arka tarafından zincirimiz kaldı ve sık iğne ile sabitledik iki zincirimi çektim bir defa doladım hemen yuvaya girdim 2 2 olarak aldım 4 zincir 4 zincirimi kapattım buraya kirpik olarak Evet iki defa doladım yuvaya girdim 2 2 2 4 zincir kapatıyorum 4 zincirimi buraya kirpik olarak sonuncu trabzanım için iki defa doladım 1 2 2 2 olarak aldım 4 zincir buraya son yuvaya kapattım Buraya son yuvama da son trabzanıma da 6 tane sık iğne yapıyorum. Diğerlerinde olduğu gibi. 3, 4, 5 ve 6. 6, 7. de bu son rengimin içine zincirimin arasına kapatıp bu şekilde. Şimdi ipimi koparıyorum. Yakıp hemen geliyorum. Evet modelimin bitmiş hali bakın bu şekilde olduğu fıstıklarım ve arasındaki yapraklarım dediğim gibi arkadaşlar çok uyumlu gözüküyor burada renkler tonlama birbirini çok açtı şöyle bakın ara suyu da gayet e, mesafesi de tam bence arkadaşlar kalan 9 ve 10 Evet arada kalan 10 tane 12 tane yapmıştık bu kirpikli trabzanını mesafe olarak da 10 tane kalıyor Şöyle bakın. İkisini bir arada tutuyorum. Şöyle yakın plan tutuyorum arkadaşlar. Çok güzel. Havlu kenarlarınızda da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Çünkü bakın bu ilmekleri gayet iri tuttuğumu düşünüyorum. Çok da güzel oldu. Şöyle görmeniz için, ekran resmi almanız için güzel bir şöyle vermek istiyorum ama arkadaşlar inşallah olduğu kadar Bakın somonumun ipi daha kalınmış. Vişne çürüğüne göre. Yaprakları da tok durdu. Fıstıkları da daha tok durdu. Aynı ilmek sayılarına, aynı zincir sayılarına sahip olmalarına rağmen bu şekilde ben öyle görüyorum buradan arkadaşlar. Daha tok durdu. Evet. Modelim bu şekilde. Şöyle bir de e, beyazın üzerinde arka zeminli fonunu gösterelim arkadaşlar. Fonunu bir şekilde de hangisi ışık açısından daha net çıkıyorsa kış ayındayız biliyorsunuz Güneş kendini gösteriyor bir açıyor bir kapıyor şöyle modelim bu evet. İnşallah siz de beğenir yaparsınız emeklerim için de böyle e, beğeni ve yorum yaparsanız like atarsanız sevinirim arkadaşlar videoların devamı için YouTube'da önermelerde ön plana çıkmak için bu şekilde Önemli sizin beğeni ve yorum yapmanız. Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.